Artık taahhüt vermeden 12 aylık faturanızı sabitlemeniz TürkNet'le mümkün. 12 ay süreyle 299.90 TL yerine 279.90 TL sabit fiyat. Üstelik ister peşin ister karta taksit ödeme seçenekleri ve dilediğiniz zaman iptal edip para iadesi hakkıyla. Çoktan başka operatöre taahhüt verenlere de iyi haber. Evdeki internetini kapamadan TürkNet'e geçebilirsin hem de 1000 TL'ye kadar cayma bedelin TürkNet'ten. Tek yapmanız gereken açıklamadaki linke tıklayıp altyapınızı sorgulamak. Dünden beri karalar bağlamış bir Fenerbahçe camiası görüyorum. Karalar bağlamış. Zorlu Kayseri'den maçtan önce 3 puanla kesin dönüyoruz deseler insanlar var sokaklara çıkardı. Oo Kayseri'yi yenip gelmişiz falan diye. Böyle bir sevinç olurdu. Dün maçtan sonra Fenerbahçe 3 puan almış. Bir matem havası esiyor Fenerbahçe camiasında. Ağlayan Fenerbahçeliler gördüm. Çişli'de. Çişli'de. Ben sokağa çıktım akşam. Başka bir şey ağlıyor olmasınlar ya o kadar Yok ya vallahi ya. Abi ya bir et sokağa dön ne yapacağız diyor. Genç olan Allah parkta be. bizim evin önünde park var parkta. Oğlum dedim dur darbiye daha 3 gün var dur lan dedim Kayseri maçının bir rahatlığını yaşayalım maç daha yeni bitti falan. Sosyal medyaya sen girmedin mi? Sen bir hakimsin buralara. Aa kimse Fenerbahçe'nin galibiyetinden 4-3 maçta 7 gol atılmış ya değil mi? Hiç bahseden var mı? Spor programlarını bir açtım evde. Herkes fret konusunu konuşuyor. Zorbay Küçük Fred değil mi? kartlar, Mert Hakan, Vatan Haini şöyle oldu falan. Hiç maçı konuşan var mı? 4-3-7 golü falan. Yok. Böyle bir durum var. Ben de o durumdaydım. Dokunsa var ya. Dokunsalar ağlayacak gibiyim. Öyle bir şarkı var ya. Nanayna 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 Gibiyim. Aferin. Aferin Çağrı. Gibi gibiyim. Onu da mı bilmiyorsun? <laughs> e, boş dizileri bilirsin. Geniş aile. E, Geniş aile. aileye boş demiyorsa e, de, ben bu stüdyoyu e, terk de ederim. Bir de ingi... Terk etme dur ya Yenim, ha, daha tamam yeni daha yeni program yapıyoruz daha. Sen de mi terk edeceksin? Zaten benle program yapan herkes terk ediyor. <laughs> Geniş aileye laf söyledim. Buradan abi. da koca bir taş attım birine. <laughs> Benimle program yapan herkes kaçıyor. Hoş ver abi Metin e, ol. He? Metin, Metin olayım ya. değil mi? Evet. <laughs> ben buradayım. Aman Allah korusun. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Anladın Sen mi? de öyleydin. Ben Dokuz de öyleyim. Dokunsal ağlayacak gibiyim. Ne diyor? Yeni yeni doğan mı? Ne grubu yalnız dedi? Yeni gün müydü Değil mi? Öyle bir şey bir grup da o. Ee, tamam. Siz de... ihtiyarlar sonra Annesi. muhabbet ederseniz de biz anlamıyoruz yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> biz anlayamadık şimdi onu. <laughs> evet. Bu ara futbolun dışına çıktık. Rahatsız olan şeyler yazar. Biraz yazarlı. futbol konuşun kardeşim. Bizi de böyle yaptığınız zaman ya, manyak ettiniz bizi. Yat kalk top, yat, kalk top. Allah Allah. İki tane gır 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 yapalım. Ben söyleyemiyoruz. Hemen aldım. kızıyorlar. Şöyle bir karar aldım. <laughs> Şimdi bu hafta derbi haftası için ben uygulamadım. Şey o ne anlatıyordum. Bunu Hatırlatacağım sana. Hatırlat bana. Bitti ben kafa benim. Yok, ben unutmam. Derbi haftası olduğu için uygulamadım. Derbiden sonraki hafta biraz daha şeyi böyle eğlenceli kısımlarını artıracağız programın. Yani <laughs> çok futbol, futbol, futbol. De, yani. nedir abi ya? Yine de, futbol ama eğlencesini bir de, de Ne konuşuyoruz? Hakem, Halil Mutmeler, kavga, <laughs> dövüş. İstanbulspor sağdan takımını çekti. Ne oluyor? Bu, ne oluyoruz arkadaş futbol futbol. Sana, abi. Sana seninle beraber biraz Avrupa futbolunu, Biraz evet. Futbol futbolun Tabii içindeki ya. sahanın dışındaki Aynen konuları konuşuyoruz. Işte. Gibi gibiyim, gibiyim. Tabii ya biraz. Aa, yedir aa, ya? Gibi dediğim, Gibi diye de çok güzel bir dizi var. Feyyaz Yiğit'in selamlar, Feyyaz. Ba bak. On numara dizidir. Gördün mü? Sen ağlayacak gibiyim diyor. Ağlayacak gibiyim dedim. Anlıyorum. Ben, ben çünkü fret yok. Evet. Yani fakat sonra şöyle bir yaptım. Apo kendine gel, ne oluyoruz? Sen kendine Apo mu diyorsun? Apo diyorum. Güzel. Samimi misin kendine? Şöyle deyince şeyime gidiyor zaten Abdul Abdülkerim kendine gel. Çok Abdülkerim uzadı. kim diyorum. <laughs> Çünkü bana hayatım boyunca kimse Abdülkerim demedi. Yorumcu olunca Abdülkerim durmaz diyorlar. Bana Daha apı, da uzadı. Tabii evet. Bana mahallede de, okulda da, fut, Fenerbahçe'de futbol oynarken de. Mesela Abdülkerim buraya falan da hiç demedi ki Fenerbahçe Apo. bana. Apo buraya Apo. Yani böyle. Hala da öyle derler bana kendi yakın arkadaşlar. İki tokat attın kendine. Apo yani, kendine, kendine geldi. Apo kendine geldi. Ne oluyor dedim ya. Ne oluyor? Sonra evet dedim. Doğru. kendim demişim şimdi. Şimdi Fenerbahçe taraftarlarına şunu söyleyeyim burada Zaten bir saattir Fred'in önemini anlatıyoruz değil mi? Onu tamam Benim anladım. galibiyet şansım bile diyorum. Verdiğim oran bile düştü. Yokken ne oldu? Fred bu kadar önemli bir adam diyorum. Fakat sonra şunu dedim. Bu bir derbi maçı. Evet. Fenerbahçelilere söylüyorum. Hani dokunsalar ağlayacak gibi olan Fenerbahçelilere söylüyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray 1907 1905 falan neyse o tarihler başladı. Derbi oynadılar değil mi aralarında? Kaç yüz kere oynamışlar? 397. 397 kere bu takım 397 maç oynamış birbiriyle derbi. Ne kaç kaç ne o sonuç kim kim kaç kere kazanmış işte yani 4 397 396 maç desek işte 100, 140 küsür Fenerbahçe'nin 120 küsürde yanlış hesaplamıyorsam şeyim var. 130 küsürde Galatasaray'ın var. Ne oğlum gerçeği değil mi? O değil mi? 140, 140 küsüre 130 küsür diyelim. Evet. Ben de dün bir ara bakmıştım. Fena 145'in üstünde falan böyle yani. 148. Galatasaray'ın da 127 mi? 137 mi? Bilmiyorum. Yani. 140, 147 galiba. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı. Tüm maçta katarsak... derbi. Kim evet. ne oynamışlarsa. Oynamışlar. Fenerbahçe'nin kaç galibiyeti var dedin? 148. 148 diyelim. Evet. Bu 148 galibiyette nin hiçbirinde filet oynamamış. Hayda. Nasıl hayda? Oynamış hayda. mı? Oynamış. <laughs> doğru, doğru söylüyorsun <laughs> Oynamamış. Yani Fenerbahçe Galatasaray'ı tarihi boyunca 148 kere yenmiş. Kimler kimler oynamış? Değil mi? Birçoğunun ismini bile bilmiyoruz. Birçoğunu seyrettik. Ben birçoğunda da oynadım hani kendi dönemimde de oynadım. Hiç o galibiyetlerde Fred diye bir oyuncu oynamamış Fenerbahçe'de. Ama Fenerbahçe 148 kere yenmiş Galatasaray'ı. Aynı şeyi Galatasaray için de söylersin. Galatasaray'da 127 kere yenmiş. Mesela o galibiyetlerin içinde bulunmayan mesela Zaha hiç bulunmamış. <laughs> Anladın mı? Yani Zaha bu maçta mesela sakat olsa, Ziye sakat olsa, hiçbiri oynamasa, Deviso Sanchez oynamasa mesela, Galatasaraylar üzülmez mi? Fenerbahçe. Ama Galatasaray bunlar yokken de Fenerbahçe'yi yenmiş. Bunun için söylüyorum. Derbi dediğin şey böyle bir şeydir zaten. Ben de Fred yok derbiyi kazanamam eyvah diye ağlamak. Benim dediğim mantıkla bakarsan saçma. Çok önemli zaten anlatıyoruz. Fener karşılığı yok diyoruz. Tamam. Ama Fred'siz de Fenerbahçe maçı kazanabilir. Ya Fenerbahçe taraftarının bir kere maça odaklanması lazım. Böyle bir hava var. Yok mu kardeşim? Ya bu hava atılmalıdır. Tabii ki büyük bir silah. Büyük bir silah. Ben diyorum ya dokunsalar ağlayacak gibi İmfiret oynamayacak diye. Ama Fenerbahçe hangi kadrolarla, hangi oyuncularla Galatasaray derbisi kazanmıştır? Tersi de olmuştur. Biz Galatasaray'ı çok rahat çok yeneceğiz. Hatta geçen sene Kadıköy'deki maçta kamuoyunun büyük bir bölümü Fenerbahçe'yi favori görüyordu. Jesus'u Fenerbahçe Kadıköy'de favoriydi değil mi? Ne favorisi? Sürpriz etti Galatasaray bizi geçen sene 3-0. Evet, Icardi oynamadı. O gün Torreira evet. da oynamadı ve bizi 3-0 yendiler Kadıköy'de. Değil mi? Böyledir derbiler. Anlamazsın. Bu yüzden farklı derbiler. Evet, onun için anlamazsın. Onun için yatıp kalkıp eyvah eyvah falan demenin bir alemi yok. Sen derbiler hani... her derbi bir tane Fred'ini yaratır. Ben mesela bu açıdan, öyle biri çıkar ki. Ben bu açıdan mesela Crespo'nun kendi mevkisinde 8 numarada kullanılıp Crespo'nun da bir iki tane maçı var böyle. Hı. Bu maçın o maçlardan biri olabileceğini düşünüyorum. Crespo'nun öne çıkabileceği maçlardan biri olacağını düşünüyorum. Evet. bunu zaten mesela Galatasaray statında bir mi? attığı gol var değil mi? Son dakikada 10 dakika. kişi kalmıştı falan değil mi? İşte durum ya her derbi kendi fredini yani kendi oyuncusunu yaratabilir. Oradan bir oyuncu çıkar hiç beklemedim performans. Bir de çok kısa şunu söyleyeyim. Lütfen. Kayseri maçının Fenerbahçe adına en etkisiz, en kötü oynayan oyuncusu ben çok beğendiğim halde söyledim değil mi? Tadic. Tadic. Hiç bir yani hiç olumlu bir şey hatırlamıyorum. Şimanski'de de hiçbir mücadele eksikliği yoktu evet, evet. Ama o evet. yaratıcılıkta son işlerde olmadı yani, olmadı. Şimdi Tadiç ve Şimanski gibi oyuncular iki maç üst üste böyle oynamazlar. Bir de bak, Sadiş, bak, buna evet dikkat et. Bak, buna Sadiş, büyük maç oyuncusu. Evet, buna dikkat çekiyorum. Şivans gibi, Tadiç gibi oyuncular iki maç üst üste kötü oynamazlar. Çok zor olur o. Kayseri maçında bu haklarını kullandılar gibi hissediyorum. Belki de biraz Fenerbahçeliyim diye şey bakıyorum. Ne o? Ne diyorlar ona? Optimist ne böyle sevimli? Olumlu. He, olumlu İç, bakıyorum. Um, umutlu. İlisler. Türkçesini biliyorum, iyimser. Ben havalı bir şey söylemeye çalışıyorum. İngilizce havalı bir terim bulmaya çalışıyorum. O kadarını biliyoruz. Optimist mi? Bak, optimist dedim. Bak, aferin biliyormuşum ya. Bir detay için Feyenoord ve PSV maçlarında mesela Ajax'tayken ya golü ya asisti kesin vardı. He? Evet. Sever böyle maçları. Ben o kadar takip etmedim hani eveliyatında ne yapmış, etmiş ama o tip oyuncular iki maç üstte zor kötü oynarlar. Bu bir Optimist bakış açısı Fenerbahçeli olduğum için. Dolayısıyla Fred, Şimanski ve Tadiç'ten derbide çok iyi performans bekliyorum. Galatasaray tarafından baktığımda da beni... Hani Fenerbahçeli olduğum için söylüyorum bunu. Beni en çok korkutan oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Net. 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 Ve oynarsa, ikisi bir arada oynarsa her şeye rağmen Zaha. Zaha ve Kerem Aktürkoğlu beni çok tedirgin ederler. Mesela bu maçta Zaha solda, Kerem merkezde olur. Evet. Yani evet, Galatasaray evet. için iyi olur. Daha değil, mi? kontrata evet. uygun daha böyle evet, evet. yani. Yine Bayern maçlarındaki Aynen. baskıyı evet. Fenerbahçe'ye evet. de uygular. Anladın dengeli ha. maç çünkü. Ama bu şu demek değil. İşte diyorum ya derbi. Mesela ben Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun maça çok etki edeceğine inanıyorum. Ve hatta Fenerbahçe olarak biraz bundan korkuyorum, çekiniyorum diyorum. Ama geçen sene de bizi 3 sıfırlık maçta hiç beklemediğim birim fena yaptı. Barış Barış Alper'i santrafor unuttu. Icardi'yi yedek oturttu. Barış Alper ne yaptı ya? Dağıttı bizim defansı öyle değil mi? Tabii bir de Kerem'in şöyle de bir şeyi var. Bizim yani, öngörü yani benimki. Tabii Kerem'in şu özelliğini ben çok beğeniyorum. Derbi maçları özellikle duygusuyla oynuyor ama bu duygusunu sahaya performans olarak evet, da evet. yansıtabiliyor. Evet. Burada çok başarılı. Senin bahsettiğin Barış Alper Yılmaz'ın bu maçtaki karşılığı da bence Galatasaray'da Kaan Ayhan olabilir. Yani skor yapar yapmaz aile. Ama oyun ağırlığı. Çünkü zaten Fenerbahçe'nin merkezi bozuldu. Galatasaray'da evet. oyunu merkezden almak isteyecek deplasman takımı olarak. Merkezi önce tutmak isteyecek. Kaan Ayhan tecrübesiyle son dönemdeki yani fiziksel olarak da gayet iyi. Bir de duran topta çok önemli bir silah Kaan Ayhan. Kafa evet, değil mi? Hiç arka, kimse göz... arka direkte falan tabii, çok iyi bitiriyor. Hiç kimse farkında değil. Gelip kafa golleri yani falan bu atar. Bu maçta Galatasaray'ın evet. X, X faktörü de tabii, tabii. Yeni, yeni bir laf. Ya böyle... X faktör. X faktör. X faktörü de Kaan Ayhan X olabilir. X faktör ne demek? Beklenmeyen bir şey mi? Aynen böyle hani bir şey. Tahmin etmediğim bir şey. Bir etkileşimde dışarıdan bir müdahale. Bu etkileşimin başka bir yöne evrilmesini sağlayan. İyi ki seninle yani. program yapıyorum. Valla çok geliştim ya. Yemin Estağfurullah yorum. abi. Aynı çok şey benim Yok Ben ya ben, ne, ben de sana eski çağ dışı şeyleri anlatıyorum. Yani. Olur mu ya? Eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa son bir şey sorun var onunla kapatacağız. Yok eklemek istediğim şey şu. Her bir maçları klasik olarak söyleyelim öyle kapatalım. Sonucu önceden kestirilemez. Evet. <laughs> Bunu niye söyledim? Yorumların altına ben Fenerbahçe'yi favori görüyorum dediğim için olur, yorumların anlasın. altına şey yazmışlar. Göreceğiz Apo Efendi falan filan. Bir de 20 yaşında çocuk bana Apo Efendi diyor. Sağ ol canım kardeşim. <laughs> göreceğiz. Kardeşim neyi göreceğiz? Yani derbi maçının skorunu tahmin edip yanılan ilk Türk ben mi olacağım? <gülüyor> yani... <gülüyor> bir de bu bir fikirdir Değil yani. Mi? Yok fikir. Hayır bu tahmin, öngörü. Aa bak ne demiştin? Ne oldu ha Apo Efendi? Ulan ne demiş? Dedim bilemedim. Ben geçen sene de Fenerbahçe favori dedim. 3-0 kaybettik. Hatta ben bu sene biliyorsun değil mi? Daha geçen 15 gün önce Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre Beşiktaş kendi sahasında bir gurur maçı olacak. Beşiktaş daha önde. Favori dedim. Onu da bilemedim. Abi yani o zaman şöyle yapalım. Ne olacak? Görüşeceğiz. Görüş. Sen... Oğlum benle nasıl görüşeceksin? Manyak ben sokaklarda mı dolaşıyorum? Beni nerede göreceksin? Sen ne görüşeceğiz? Ben de ne görüşeceksin? Sen %55 Fenerbahçe diyorsun. Evet. Ee, ben de %55 Galatasaray diyorum. Tamam. Tamam. İkimizden diyelim biri yanıldı. Beraber beraber bitti. E, zaten değil. böyle olur bu iş ha, yani. yani. ne oldu? Ha ikimizin şimdi, de yanılma ihtimali var. Beraber Berabere biter. Beraber bana ne? Şimdi ha. diyelim ki sen yanıldın. Benim dediğim çıktı. Sana şey mi diyecekler? Fenerler. Ne oldu? Ne aldı Serkan Efendi gördün Tabii mü? Canım. Allah Allah. Ya, birimiz bilmeyeceğiz kardeşim. O zaman asıl yorum getirecek bir etkinlik yapıyorum şimdi. Şöyle. Asıl yorum buna gelecek. İki takımdan bir 11 yapalım. E, herkes yapsın kendi 11'ini <laughs> diyerek kapatalım. Görüşmek üzere. Yılbaşına kadar Vole Plus'a abone ol, PlayStation 5 kazanma şansı yakala.